STV ekranlarından iyi günler dilerim. Takvimlerimiz 6 Aralık Salı'yı gösteriyor. Yazı işleri programıyla karşınızdayız. Yoğun bir gündemimiz var. Gündemi ele almak üzere Anadolu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hilal Köver yanımızda. Hilal hoş geldin. Hoş bulduk Kerem abi. Ve Yeni Gün Gazetesi yazarlarından Sayın Zafer Çetel de yanımızda. Zafer Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyfiniz yerinde umarım. Çok iyi. Sizi her geçen gün genç görüyorum. Yayından sonra bunun sırrını soracağım. Herkesin içinde sormuyorum, sır bana kalsın. Sırrın arkasındaki sırları dökme zamanı geldi. Tamam. Tamam o zaman. Şimdi yoğun bir gündemimiz olduğunu söyledim. Bana sorarsanız Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi iklim değişikliği. Bu konuda yeteri kadar bilinçli olduğumuzu hiç düşünmüyorum. Son olarak Eskişehir'de Odun Pazarı Ziraat Odası Başkanı çiftçinin çok dertli olduğunu belirtti. Öyle ki toprağa sürerken toprağı bile süremediklerini, yağışsızlıktan dolayı toprağın sıkılaştığını belirtti. Bununla ilgili bir haberimiz var, Sayın Buluşan'ın açıklamaları. O haberi dinleyelim, ardından Zafer Bey sizden başlayacağım. Nereye gidiyoruz diye. Başlandı. Traktörün ardına takılan puluk aparatı yardımıyla işlenen tarlalar gelecek sezon için hazırlanıyor. Yağışların yağmamasından dolayı bu yıl sıkılaşan toprağı işlemeye çalışan çiftçiler her zamankinden biraz daha fazla gayret ve yakıt harcıyor. Zorluklara rağmen çiftçiler nadas işlemi için toprağı 25-30 cm derinlikte sürerek hazırlıyor. Yağışın azlığına ve buna bağlı olarak nadas işleminin zorluğuna değinen Odun Pazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, sürüm hakkında da önemli bilgiler verdi. Şimdi yağış olmuş olsaydı bu tarlada sürüm çok daha kolay olacaktı. Bir de şu şekilde normalde 2 litre yakıyorsak 3 litre 4 litre mazot yakıyor şu anda. Tabii tam tavında olmadığı için, nem olmadığı için, yağış olmadığı için bunlar da oluyor. Ama bundan sonra da yağış olursa bu çıkan kesekler eriyecek onun üzerinde. Onun için erken sürümde fayda var. Biz anıs tavı deriz. Şimdi hemen hasat kalkınca arkasından bu hasat tavından dolayı sürmemiz daha kolay olur. Bu bir hafta 10 gün bir ay geçerse bunun sürümü daha çok zor olacak. Evet, Süleyman Buluşan beni aldı. Haber Naci Erdemli'nin açıklamaları üzerine yapıldı. Odun pazarı, evet. Anlatılan şey aynı. Bütün zaten Türkiye'deki çiftçi dertli. Yağışların azalması çok önemli bir sıkıntı olmaya başladı. Başka sorunları çözmemiz mümkün. Çiftçiye destek vermek, bu verilen destekleri arttırmak, pek çok şey yapmak mümkün ama yağmuru yağdırmak mümkün değil, iklimi dönüştürmek de mümkün değil. Ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Dünya bir yandan da Türkiye'de uygulanan yanlış tarım politikaları olduğu da bir gerçek. Sizi can evinizden vurayım o zaman ben. Buyurun top sizde efendim. Ya bu sorunlar zaten bilim adamları söylüyorlar. Yani yaklaşık olarak şöyle geçmişe siz okuyan, araştıran bir arkadaşımsınız. 25-30 yıl öncesinden özellikle kuzey yarım kürede buzulların erimesiyle birlikte yıllar itibariyle bu projeksiyon hesaplanmış. Ama tabii bu iklim değişikliğinin çevreye yan etkileri olacak, insanoğluna yan etkileri olacak. A'dan Z'ye, doğuştan ölüme kadar bu yan etkileri biz hissedeceğiz. Tabii yüksek teknolojinin getirmiş olduğu gelişmiş ülkelerin doğayı hunharca katletmesinden dolayı özellikle neoliberal politikalarıyla birlikte dünyanın nüfusundaki normalin çok üstündeki nüfus artışlarının getirdiği büyük problemlerle savaşların, bölgesel savaşların kullandıkları kimyasal ürünler de doğal olarak insanoğluna yansıyor, bir şekilde yansıyor. Evet. En çok etkilendikleri alanlardan bir tanesi de tarım. Tarım deyince insanın ilk insandan bugüne kadar geldiğimiz süreç içerisinde besi kaynağı, tarım besi kaynağı yani Anadolu toprakları ki bu topraklar hüdayi nabit topraklar. Bu topraklarda buğday ve tahılgiller yetişmiş ve bunun kültürel yansımalarını da bugüne kadar görüyoruz. Gel gör ki özellikle Türkiye'de herkes konuşur, bütün siyasi partilerin parti programlarında tarım politikalarının ve hayvancılık birbirine girer. Ekonomik kalkınma modellerini söylerler ama çevreye olan sağlıklı bir çevreyle ilgili politikalara baktığımız zaman kağıt üzerinde hepsi iyidir, güzeldir ama biz köylümüz dahil olmak üzere ilgili yetkililer ilacı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Zaman zaman toprağın bozulmasının temel girdilerden bir tanesi olan gübre ve ilaçlar bizim toprağımızda yavaş yavaş bozdu. Yani metastaz attı toprağımız. Dolayısıyla evet. Yeni
ekim alanlarını bulmak zorundayız. Onun ötesinde dünyada özellikle gelişmiş akıllı yapay tarım teknolojileri de dünyada devreye girince artık susuz tarıma geçme durumundayız. Yani çünkü ilkel tarım metotları ile toprağın sürülmesi, az önce başkan anlattı, o 14-15 santim giriyor işte kullanılan traktörün kullandığı mazotu falan, bu ekonomik tablosu. Ama bir de bu işin yaşam alanları dediğimiz senin benim yediğimiz temel gıda ürünlerinin gıda ile ilgili bir sorunla karşı karşıya kalırız. Hatırlarsan gıdada ürettiğimiz ürünlerin Sovyetler tarafı, yani Rusya tarafından Avrupa Birliği'ne gönderdiğimiz zaman birçok ürün geriye geliyor. Niye geriye geldiğinin temelde yatan kimyasal maddelerinin çoğu zaman Türkiye'den gizleniyor bu haberler. Domatesleri gönderiyoruz, geri geliyor. Buğdayı gönderiyoruz ki artık yani, onu da gönderemiyoruz bu, artık da. Geri artık gönderiyorlar. Nedenini sorduğumuz zaman da diyorlar ki bu zehirli. Zehirli. Zehirli diyorlar ve biz kalleş Avrupalılar, kalleş Ruslar falan deyip edebiyat yapıp olayı kapatmaya çalışıyoruz. Kendi insanımıza yediriyoruz sonra. Kendi insanımıza yediriyoruz, evet. Ve arkasını kimse bugüne kadar hiçbir siyasi parti lideri sormadı. Evet. Hiç kimse sormadı. Ziraat odaları başkanları sormadı. Yani Rus halkının ya da Alman halkının yemediğini ben niye yiyormuşum? Evet. Bu soruyu niye sormuyoruz? Yani bu soruyu sormak bizim görevimiz değil mi? Aydın geçinenler, köşe yazarları falan o gün kapatılıyor. Tıpkı bir zamanlar Çernobil vakasından sonra çayı içiyorlardı, hatırladım. Böyle, çocuktum ben o zaman. Evet, yani içtiğimiz suya kadar içindeki kimyevi yani kimyasal bileşimlerin her ne kadar değerleri olsa da biz bunun vücudumuza yani bütün organlarımıza yapmış olduğu yan etkinin ne kadar önemli olduğunu henüz kavrayamadık. Bu neden kaynaklanıyor? Tabii bu iklim değişikliğinin getirdiği sonuç da değil. Birazcık da kültürlenme, birazcık da bilgi, birazcık da daha dikkatli tüketim, birazcık daha insana saygıdan geçmiyor mu? Geçiyor. Yani, peki biz bu saygıyı insanoğluna göstermemiz gerekirken niye birbirimize yedirdiğimiz endüstriyel ürünler var? Endüstriyel ürünlerin raf ömürleri doluyor. Eskişehir'de bana bir tane gıda laboratuvarı söyler misin? Örneğin halde bir tane gıda laboratuvarı var mı? Üniversitede var, o kadar. O da zaten piyasaya çalışmıyor. O zaman yani biz kusura bakmayın, tamam her şey iyi güzel de çağdaşlığın en önemli unsurlarından bir tanesi insana verilen temel sağlık değerleriyle doğru orantılı değil mi? Gıdaların nerede kontrol edeceğimizi burada bilmiyoruz. Burada beni en çok üzen şeylerden biri de vatandaşın da bir bilinçte olmaması. Yani diyor ki vatandaş, ya Ruslar almadıysa biz yeriz, ucuz domates diyor. Böyle bir şey olur. Böyle bir şey söylüyor. Vatandaş kendi çocuğuna yediriyor. Doğru söylüyorsun. Kendi çocuğuna yediriyor. Arkasından madem su sorunu var, suyu zaten vahşice kullandık. Hepimiz biliyoruz. Özellikle pancar üreticisi bu konuda çok acımasızca Polatlı'ya doğru giden sularımızı biz etkili, verimli kullanamıyoruz. Yani bilinçli bir tarım politikamız yok. Hep bunlar söylemlerde kalıyor. Hala biz damla sulamaya geçemedik. Yıllardır, benim üniversiteye girdiğimden beri kaç sene geçmiş, hala damla sulamadan bahsedilir. Değil mi? Her sene bir damla damlasa şu anda bir yere gelmiştik. Evet, bir de bu şeyde atasözü var. Damlaya damlaya göl olur. Damlasa göl olmuştu. Okyanus olmuştu hatta. Ama sadece laf. Sadece laf. Ne oluyor? İşte ondan sonra burada değerli başkanımız anlatıyor. Çünkü tarımdan sonra en az o iyice beton haline geliyor. Traktöründe sürmesi çok zor hale geliyor. İşte onu anlatıyor. Hemen 10 gün 15 gün sonra tava gelmeden çimento haline gelmeden, öyle diyorlar, toprak sıklaşması. Tava gelmek diyorlar, evet. Evet, hemen işlemi yapmanız lazım. Bir de düne kadar da kusura bakmasın, yani çiftçilerimize tarım politikalarını bilmediği için vatandaşlarımızın da çok büyük sorunları var. Sadece bu sorunlarla ilgili değil. Şu anda hemen bir söyleyeyim. Önümüzdeki dönem kesinlikle pancar üreticilerin bir bölümü Eskişehir'de, adını vermeyeyim, ayıp olur, bana söylediler. Pancar ekmekten vazgeçecekler. Ve maliyet politikaları geldiği zaman Türkiye işte Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridorunu açtık diye övünüyoruz ama kendimiz bir tarım ülkesiyiz bir yerde ve dünyada şey olarak yani gıda üretimi konusunda sıkıntı çekmeyen dünyada önemli sayılı ülkelerden bir tanesin. Garip değil mi? Artık kendimiz arpa buğday ekiyoruz. Bir ara ithal ediyoruz. Saman bile ithal etti. 40 yıl düşünsem Türkiye'nin gıda üretemeyecek bir ülke olduğu aklıma bile gelmezdi. Tabii gelmez ya. Mümkün değil, gelmez. Yani bunun için çok özel çabalamak lazım yani.
Nerede? Ben bütün şeylere bakıyorum. Bütün siyasi partilerin programı. Et üretemiyoruz, süt üretemiyoruz. Dışarıdan geliyor. Süt tozu gelmeye başladı şimdi. Şeker pancarı öyle. Tabii. Sorduğun zaman da şu ekonomi evet, Almanya'da. Bulgaristan'a gidenler var ya, bu çift vatandaşlar. Hı. Dün canlı yayın gösteriyor bana bu cep telefonunun teknolojileriyle falan. Ben ilk sordum, ne biliyor musun? Kasaba gidiyorlarmış. Hep söyleme sahip olmasın. Dedim ya, göster fiyatını, şey levaymış orada. Göster, 2 leva 1 kilo. Ve bunu da çok güzel bir şey diye anlatıyorlar bak. Evet. Gördün mü? İhracat yapıyoruz gibi bunu yedirmeye çalışıyorlar insanlara. Hayır, orada artık çekmiş. Yani... Bulgaristan'daki et fiyatını gösteriyor bana. Biz ne kadar pahalı yiyoruz. Bu bir tabii. Bu bir şey ya, network. Yani bizim politikamız falan yok arkadaş. Evet, zaten Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelenlerin o sahneleri sizi de üzmüyor mu gerçekten? Çok üzülüyorum. Ya üzmez. Hani kendi ülkemizde resmen yağmalıyorlar burayı, evet, ve biz böyle bakıyoruz, yutkunarak bakıyoruz bize. O rahatlığa erişememek çok kötü yani. Bizim ülkemizde belki üretiliyor ama kendi vatandaşımız bundan faydalanamıyor. Ya bunlar 89 yılında göçmen olarak Kapkule'den girdiği zaman Türkiye'de topraklarda hatırlarsınız şey durdular. Rükiye vardılar. Tabii. Vatanımıza geldik secdeye diye yaptılar. Secdeye geldiler. 6 ay sonra secdeye gelenlerin hepsi geriye dönüş yaptı, 60 bin kişi. Tabii. Biz nereye gelmişiz dedi. Cehenneme geldik diye düşündüler. Şimdi Bulgaristan Avrupa Birliği ülkesi. Tabii, yalnız bizden o zaman daha konforlu. Bizden o Zhivkov dönemi çok berbat bir şeydi. O ayrı bir konu da tabii. O Zhivkov dönemi öyleydi. Öyle bir şey yani. Türk ama oldukları için insanlara eziyet ama gördüler. Ama o dönemde bile Bulgaristan'ın tarım üretimi Türkiye birim metrekare başının iki katı. Birim metrekare olarak yüksektir tabii. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki yani. Eskiden sınırdan geçerken gofret verdiğimiz, tabii, gofret. Rüşvet olarak. Evet, öyle. Polislere falan o zaman alıyorlardı Bulgar polislere. Yok, gofret çünkü verdiğimiz, işte ne bileyim, bir kilotlu çorap hediye ettiğimiz, bütün kapıları açtığımız o ülke şimdi Bulgaristan Türkiye'yi sollamış durumda. Tabii. O zaman bir büyük büyüğümüz demişti ki biz bu kafayla gidersek bu Bulgarlar da bizi sollarlar, görürsünüz demişti. Doğru söylüyorsun. Ben de inanmamıştım. Şimdi inanıyorsun ama. Şimdi İnanmaya gerek yok. Görünen köy kılavuzu kusura bakma gibi biz. Size orta yaşlı dertlendik senin sözünü. Evet. Estağfurullah. Evet, az önce sen de Kerem abi işte Ruslar yemiyorsa biz yeriz ucuz domates dedin. Çünkü vatandaş artık yani ucuz pahalı falan diye ayırmıyor. Yani domates yiyebilmeye baktığı için bu tarzda problemlerimiz yok maalesef halk olarak. Dediğiniz şeylerle zaten çok haklısınız. Sürdürülebilir politikaların olduğunu düşünmüyorum şu anda. Aslında böyle teknoloji geliştikçe hani bir şekilde de çağa ayak uydurmak gerekir. Bu tarz hani iklim değişikliğine karşı bireysel anlamda da çeşitli tasarruflar var. Sürekli evet. Çevre derneklerinin doğru de paylaştığı. Her şey bence bilinçlenmekten başlıyor. Bu noktada da bence şu anda özellikle orta yaş ve daha sonrası kişilerin yani bu noktada çok bir şey düşündüklerini, bildiklerini bize de sanmıyorum. Bize söylüyor orta yaş grubunun. Yayın bitsin, ben icabına bakacağım. Bazı kesimler çünkü neden? Daha önceki tarımsal politikalarda yani tarımsal faaliyetlerde çok çeşitli sorunlar bu kadar fazla yaşanmıyordu bence. İnsanlar da dolayısıyla çok da bilinçlenmek çabasında değildi. Ama şimdi artık pek çok işte oluşumla birlikte bu iklime karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Tarımda bundan en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi. Bizim belediyelerimiz de yine mesela sen işte su tasarrufundan bahsettin. Miniklere, daha böyle 5-6 yaşındaki çocuklara suyu tasarrufu nasıl kullanırız diye. Çok önemli bir şey. O doğrusu. Etkinlikler yapıyorlar, şimdi atölyeler yapıyorlar. Şimdi Almanya'da sanırım bir bakan çıktı. Diş öyle fırçalanmaz, böyle fırçalanır diye gösterdi. Şimdi aslında bizim aydınımız ya da muhalif kesimimiz de bunu mesela bir Türk bakan yapsa, vay gördün mü AKP'liler şöyle yapıyor diye başlarlar üzerine gitmeye. Evet. Yani burada bizde gerçek bir samimiyet olduğunu düşünmüyorum ben. Şu anda şu karşılaşmış olduğumuz sorun siyaset denilen saçmalığın çok üzerinde bir sorun. Kesinlikle. Aynen, siyaset öyle. Üstü bir sorun. Çok üstünde bir sorun. İktidardan yani bir şey beklemek değil mesele. Değil, yani kimin çözümü varsa kaldı ki iklim ortaya değişikliğinin sebebi de AK Parti hükümeti de değil. Yani. Kesinlikle. Sadece bir çözüm üretilmesi istiyoruz. Yani. Ama bu noktada da hükümeti sadece şu şekilde eleştirebiliriz. İşte tohum desteği veriyor, bir şey desteği veriyor, öyle böyle. Hani bu tarımsal problemlere, iklim değişikliğiyle ilgili daha fazla projeleri olabilirdi bence. Çiftçinin zaten ekonomik anlamda çok büyük dertleri var. Şimdi burada da işte Sayın Erdemli onu söylüyor. Biz bu tarlayı sürebilmek için
daha da fazla mazot yakıyoruz tabii, diyor. Zaten normal mazot yakma 3-400'teymiş şeydeki. Tabii zaten mazot parasına yetişemiyorlar. Olması gerekenin de 4 katı işte kadar belki işte çaba sarf ediyor. Olması gerekende bile sıkıntı yaşıyorlardı. Şu anki halini siz düşünün. Zaten zaman zaman açıklama yapıyorlar bazı ürünlerin üretiminin biteceği noktasında. Böyle gidersek hiçbir ürünün üretilemeyeceği noktaya geliriz. İnşallah tabii öyle kara bir tabloyla karşılaşmayız. Yok, o kara demeyelim, bir virgül atalım orada. Antalya ve Sera bölgesinde orta altı üretimde çok ciddi çalışmalar, çabalar var. Özel sektör bu konuda inanılmaz ihracat rakamlarına ulaşıyor. Evet. Yani her şey kötü değil. Bildiğim kadarıyla daha rasyonel, daha akılcı, çağdaş teknolojiyi de çevreyi de koruyan teknolojilerle birlikte bu işi bir stratejik eylem planı lazım. Evet, plan. Önemli olan stratejik zaten plan. Evet, 5 Aralık dünkü tarihte 5 Aralık 1934 tarihinde Türkiye pek çok medeni Avrupa ülkesinden çok daha önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Geldiğimiz noktada kadının siyasetteki rolünü sizlere soracağım. Dün Cumhuriyet Halk Partisi kadınlar, Eskişehir'deki kadınlar bununla ilgili bir açıklama yaptılar ve eşitlik istediler. CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Fikri Altınsoy Söğütlü ve beraberindeki partili kadınlar 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Aradan geçen 88 yıla rağmen ilerlemek bir yana 129. sıraya geriledik. Örneğin bu oran 2011 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı Suudi Arabistan'da %20, 2006'da aynı hakkın tanındığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise %22,5'tür. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2021 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporunda yer alan endekste ise Türkiye 156 ülke arasından 133. sıradadır. Seçmen nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen kadınların karar alma süreçlerinde yeterince yer almamaları ve siyasette eksik temsil edilmeleri bir demokrasi sorunudur. Evet, söyledikleri bunlar. Herhalde katılmamak mümkün değil ama tabii CHP'li kadınların kendi partilerini de biraz eleştirmelerini isterim. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde %20 falan diyordu. Türkiye'de bunun gerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri de bu rakamın gerisinde. Maalesef İyi Parti'de de aynı durum. Daha da kötü hatta İyi Parti'de. Üstelik genel başkanı kadın. MHP'de de durum kötü. AK Parti'de de kötü. Tüm partilerde böyle. HDP'yi ayrı tutalım. Açık söyleyeyim %40'ın üzerinde kadın var orada. Onun dışındaki partilerde maalesef kadın üyelerin çok yeterli olduğunu görmüyoruz. Sizden başlayalım Zafer Bey. Teşekkür ederim. İlk önce ben böyle bir bakış açısına karşıyım. Belli bir günde kadınların tıkandığı alan sürekli bir 5 Aralık Atatürk'ün seçme ve seçilme hakkını vermesiyle başlayan bir süreç. Halbuki dünyada Amerika, İngiltere parlamentosunu biliyor musunuz? Kadınların seçme ve seçilme hakkı görüşülürken parlamentoda kadınlara seçme hakkı vermeyelim. Dünyanın demokrasinin beşiği parlamento karşı çıkıyor 1898'li yıllarda. 1908'de zar zor. Birçok ülkeden tepeden verilmiyor bu haklar. Kadınların ciddi bir mücadele sonucunda. Evet, ciddi. Hı. Yani kusura bakmasın der Atatürk. Evet, büyük devrimci dahi bu sıkıntıları çekmeden sosyolojik yapısı köylü olan bir toplumda inanılmaz İsviçre'den, Fransa'dan, Belçika'dan çok önce bu hakları tepeden inme bir biçimde vermiş. Vermiş de bunlar kullanabilme şansını elde etmişler mi? Veyahut da kadınlar bunu Atatürk'ün ilke ve devrimlerini kavrayabilmişler mi? Yani onlara verilen eğitim hakkı falan. Ama Osmanlı döneminde de var. Osmanlı döneminde de çok önemli kadın tanzimatla birlikte Jön Türklerin işte bu son dönemlerinde çok önemli kadın işte Halide Edip filan ondan önce de var.
Bu paranın arkasında onun ismi de var. Çok önemli bilim kadını Ahmet Vefik Paşa diyeceğim geliyor. Yani onun kızı var. Çok iyi eğitim almış, Fransız eğitimi ve kadınlarla ilgili sempozyumlar falan yapmış Osmanlı'nın son döneminde. Hı hı. İkinci meşrutiyette. Şimdi oradan gelen cumhuriyete bir aktarım var. Evet, bir bölümde bunlar eğitilmiş kadınlar, eğitimli kadınlar zaten ön planda. İkinci saçmalık şurada geliyor. Kadın hakları hep standart. Ne yapalım? Siyasete katılalım. Sizin siyasete katılmanız kimin elinde? Erkek egemen toplumda siyaseti belirleyen junta, onun siyasi partiler kanunu, tüzüklerinde kotalar falan fişman, Batı dünyasında genel olarak kadın hakkı, erkek hakkı diye bir kavramın dışına çıkıp temel insan hakkının siyasal ve sosyal yaşama eşit süreçlerde nasıl katılacağımızın, demokrasinin temel ilkelerine bakmamız lazım. Hukuka bakmamız lazım. Biz farklı farklı böyle çok böyle cinsiyetçi bakış açılarına sanki rol model erkekler sosyal sponsor, kadınlar da haklarını savunacak sosyal ve ekonomik sosyal sponsor olan erkeklerin sırtında sosyal güvenlik şemsiyesi gibi böyle bir şey yok. Kadınlar da yani onlar vitrin süsü olarak görülüyor şeyde, siyasi partilerde. Şimdi yavaş yavaş kırıldığını ama düşünüyorum. Ama yani bir mantığı, bir felsefeyi, bir düşünceyi dile getirmek için söylüyorum. Bu böyle demeçlerle, belli gün demeçlerine falan fişmanla bu işler olmaz. Burada çok ciddi, sen samimiyetle bu konuda yaklaşım sergileyen ve iktidar olan AK Parti'dir. 2002 yılındaki kadın kolları çok iyi çalışır. Kollarından daha çok önce varoşlarda dediğimiz tabii, şehrin çevrelerinde, kırsal alanda kadını siyasetin göbeğine yerleştirmiştir ve parti okulları kurmuştur. Parti okullarında inanılmaz böyle bir çalışma ve tempo vardır. 20 yıl iktidar olmasın nedeni kadınların nedenlerinden biri diyeyim ben budur. Şöyle söyleyeyim, AK Parti'yi de bu konuda yeterli görmüyorum ama yine de en iyilerinden. Evet. Yine bunun da hakkını verelim yani. Evet, ben de bunu ifade etmek istedim. Özetle Cumhuriyet Halk Partisi sen neredesin? Bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin bu konuda gerisinde, İYİ Parti hepsinin gerisinde. Evet, fermuar sistemiymiş. Ya ne fermuarı ya? Kari, böyle saçma bir düzen olur mu? Aday belirlenecek. Ne yapıyorsunuz fermuar sistemi? Çıkarsınız erkekler gibi sahaya inersiniz ve tabii, kendinizi ifade edersiniz. Yani özel ne diyoruz ona? Avarajlı kesim. Ya böyle değil, siyaset böyle olmuyor. Çünkü öyle zipleyerek olmuyor bu işler. Yani zıplarsan çekirge gibi üçe düşer. Ondan sonra kadınların hakları bilmiyor. Öyle bir fantezi yok. Ve kadınların %90'ı siyaset yaparken düşüncelerin ardındaki arka planı bunu yapıyormuş gibi yapıp fantezilerini gerçekleştirme alanı olarak siyasi partileri seçiyorlar. Bu yanlış bir şey. Senden devam edelim. Yani biz erkekler yeteri kadar konuştuk. Hadi biraz da siz konuşun. Şöyle, biz bu konuda aslında Kerem abiyle zaman zaman hep karşı karşıya geliyoruz. Kerem abi daha çok kadınların üzerine daha çok rol düştüğünü, yani kendilerini onların siyasete dahil etmesi gerektiğini söyledi. Doğru, ben Zafer Bey'le yan yanayız işte. Ben evet, de aynı düşünüyorum. Başına bugün sizin karşınızdayım. Şöyle bir şey, erkekler gibi bile derken zaten kadınların erkeklerin durumunda olmadığını sen söylemiş oluyorsun. Hayır. Bir mücadele et o zaman. Hayır. Tamam, zaten fırsat verseniz kadınlar da mücadele eder. Fırsat verilmez, kadınları alınır. Fırsat verilmez alın. Siyaset böyle bir şey. Çünkü herkes birbirinin tepeden inme verdi hakları. O siyaset mücadeleyi kavga etmek demektir. Şöyle bir şey, işte fark şurada. Siz bir mücadele etmeden bile zaten siyasete yok, kendinize yer mücadele buluyorsunuz. Yok, mücadele ediyorum, merak neden etme. Erkek yok. Sizin için söylemiyorum. Ben genel anlamda erkeklerden bahsediyorum. Siyasi bir oluşum içerisinde olmak istiyorlarsa oluyorlar. Ama kadınların neden senin dediğin gibi mesela mücadele etmesi gerekiyor? Burada bir anormallik yok mu? Çünkü mücadele ettiğin zaman kendi tezlerini gündeme getireceksin ve neden kendi biz mücadele ediyoruz da erkekler mücadele i̇şte etmiyor? İşte bu mücadeleyi ben yaparsam sen hiçbir zaman belli bir noktaya gelemezsin. Kendi ayaklarının üzerinde durmak zorundasın. Kadınlar zaten kendi ayakları tamam, üzerinde daha duruyor. Çok durmalılar sadece işte onlara kendi ayakları üzerinde durmuyormuş gibi bakan erkekler yüzünden siyasette yerini alamıyorlar. Biraz şöyle, erkekler kadınlar adına mücadele etme hakkına sahip değil. Kesinlikle. Bunu koyayım. İkincisi, kadınlar da kendi alanındaki kendi feminist mi olur ne olursa olsun kendi siyasi düşüncelerini ülke için yapacaklarını
kent için yapacaklarını ve bir politik aktör olacaklarını kendilerini kanıtlayarak gelsinler. Bir avaraj elde edin. Şimdi mesela ben Zafer abiye bir şey sormak istiyorum. Şimdi Zafer abi işte CHP'den gittiğimiz için şu anda orada soruyorum. İşte bir kadın aday olmak istiyor. Tamam. İşte yapacaklarını sizin istediğiniz gibi artık sizin istediğiniz diyorum. Niye bizim istediğimiz gibi yani olsun? Yani genel anlamda işte hani sağlam projelerle geliyor ya da tatmin edici şekilde geliyor. Evet, tamam. Siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Yani bu kadar işte kadın sadece siyasette olmak istediği için erkekler ona fırsat verir diye düşünüyor musunuz? Yani mesela CHP'de işte en başta gelen isimler o var. O kadar kolay değil. Gayri Uysal geldi işte. Direkt yani büyük bir avarajda geldi, kontenjandan milletvekili oldu. Ama hiçbir erkek yani Eskişehirli kontenjanla... Biraz daha kolay işler. Evet. Yani siz tamamen her şey değil. Kadınların istemediğinden... Yani evet, peki şöyle bir soru sorayım. Sen bir gazetecisin. Bir gazetenin, Eskişehir'in en iyi gazetesinin belki de. Yazı işleri müdürüsün. Evet. Şimdi sana bir fırsat sunulsa deseler ki mesela işte CHP'den, AK Parti'den, MHP'den neyse artık. Gel bizim partimizde siyaset yap, yönetim kuruluna gir deseler kabul eder misin? Bunu daha önce de sordun. Şöyle bir şey. Yani siyasete ilgim varsa neden etmeyeyim? Hani ben yapamam sana diye düşünmem şahsen. Adına soruyorum, senin adına soruyorum. İster misin, istemez misin bunu? Yani aslında eğer ki gerçekten siyasette olmak istiyorsam şöyle düşünmem. Korkmam yani. Şimdi hani korkar mısın, korkmaz mısın demiyor. Soruya cevap vermiyor. Şahsın olarak sen bunu ister misin? Ben hani siyasette olmak istemeyeceğim için istemem. Ama isteyebilecek kadın işte. Çok var. Ben istedim işte. Tamam, aramızdaki fark burada. Siyasette olmak i̇şte bu sıkıntı buradan mi kaynaklanıyor? Siz bunu istemiyorsunuz. Sorun buradan kaynaklanıyor. Ya isteyenler ekseriyet de var. İsteyenler var ama azınlıkta onlar. Herkes azınlıkta diye o zaman hiç kimse istemiyor diye bir şey mi olacak? Siyasette isteyen hanımlar diyelim. Ben diyorum ki örneğin 94'lü yıllar git hangi mahallede oturuyorum? Burada. O mahallede bir çalışma grubu kur kadınlardan. Oradan bir delege. DSP'nin merkez ilçe başkanıydınız siz. O zamanlar. Evet. Delegeni kur. Hı hı. Çoğunluğu elde et. Ondan sonra ilçe yönetimi için aday ol veya gel yönetimde yer al. Hayır, hanımlar diyor ki biz buraya paraşütle gelelim. Referans yalnız çok güzel taş gibi çalışanlar da var yalnız. Onlar Allah için var. Var onlar yani. AK Parti'de var. Var bizde ya her yerde. Neden var ya CHP'nin kadın kolları şu anda kadın kollarının haberi üzerine konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Onlar yetersizliğini de söylüyoruz. Tamam yani. Yeterli olduğunu biz de söylemiyoruz ama her kadın için siz aynı kefe mesela şu anda oradaki kadınlar siyasetin içinde olan kadınlar. Olmakta isteyen kadınlar ya, aynı zamanda. Bak. Ve onlar kırsalda da çalışmalar Zafer yapıyorlar Bey, şu anda. Kadınlar her zaman haklıdır. Bence burada kapatalım bunu. Kazanamayız biz. Zaten onlara hak vermek için biz böyle mücadele ediyoruz. Biz eğer bu mücadeleyi biz yapmasaydık Hilal böyle haklı duruma gelmezdi. Peki biz o zaman sizi vermemize gerek yok, sonraki alırız Zafer bir abi. Sonraki konuya gidelim. Bir kadınların hakkını savunan bir erkek dernek başkanı da var. Evet. Onu zaten en güzeli. O zaten ayrı bir şey. Evet, evet. Meltem Karakaş'ın haberi. Onu Hilal cevap versin. Meltem Karakaş'ın haberi ya bu çok garip bir şey yani bu haber. Türkiye'nin de gündemine geldi. Önce bir haberi inceleyelim. Çınar Kadınlar Derneği'nin şubesi açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışta STV mikrofonuyla dernek başkanı şube başkanı Sema Nur Dilek'in görüşlerini alan S Grup Haber Koordinatörü Meltem Karakaş'ın kadına yönelik şiddet ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıyla ilgili sorusu yanıtsız kaldı. Şube başkanı Dilek biz o konuya girmeyelim diyerek soruyu geçiştirmeye çalıştı. Demeç verilen esnada Çınar Kadınlar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Akın röportaja müdahalede bulundu. Ama benim sorularıma müdahale ediyorsunuz beyefendi. Etmek zorundayım çünkü biz her soruyu kabul etmiyoruz. Nasıl çünkü ya, biz proje derneğiz. Biz proje derneğiz. Çağırmayın o zaman. Biz proje derneğiz. Bakın ben kadın ilişki şiddetli bir artış var. Çınar Kadınlar Derneği olarak buna dair neler söylersiniz? Diyor. Bakın bizim şey hizmet yok politikamızda ve Osman bizim çalışma konumumuzda. Osman Basın Bülteni gönderin beyefendi. Hayır. Yanlış yapıyorsunuz. Biz sizin basın her edemezsiniz. Ederim ben. Nasıl edemem? Edemezsiniz beyefendi. Basın o soruyu cevapsız bırakıyorum. S Grup Haber Koordinatörü Meltem Karakaş'ın sorularına müdahale eden Akın'a sosyal medyadan da tepki yağdı. Hayır. Yanlış yapıyorsunuz. Biz sizin basın her soruyu edemezsiniz. Ederim ben. Nasıl edemem? Edemezsiniz beyefendi. Basın o soruyu cevapsız bırakıyorum. Evet, şimdi hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Şöyle bir kısaca özetleyeyim. Çınar Kadınları Derneği diye bir dernek var. Türkiye çapında bir dernek. Genel olarak derneklerin merkezleri biliyorsunuz Ankara'da olur doğal olarak başkent olduğu için. Ama kanuni bir zorunluluk yok. Onlar da neden olduğunu bilmiyorum. Eskişehir'e almaya ihtiyacı hissetmişler dernek genel başkan merkezine.
Bu hanımefendi derneğin Eskişehir Şube Başkanı. Yanındaki beyefendi de kadınların hakkını savunan erkek işte. O da dernek başkanı, genel başkan. Ve meslektaşımız Meltem Karakaş Kaya şöyle bir soru soruyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını doğru buluyor musunuz diyor. Şimdi bunu bir kadın hakları derneğine sormayacaksın da neye soracaksın? Derken Sayın Genel Başkan Hüseyin Akın giriyor. Gazeteciymiş bir de bu beyefendi. Onu da öğrenmiş olduk. Ankara'da bir gazetede çalışıyormuş. Geliyor diyor ki bu soruyu soramazsınız diyor. Meltem Karakaş da şaşırıyor. Yani ne demek yani diyor. Nasıl soramaz? Biz soruları seçiyoruz diyor. Proje derneğiyiz biz de. İşte şeyler var orada. Neyin projesi? Kimin projesi? Niye soru seçiyoruz? Kaldı ki kadınlara yönelik şiddetle ilgili bir açıklama yapmayacaksanız siz bu derneği niye kurdunuz? Gibi akılda deli gibi sorular var. Senden başlayalım hadi bakalım. Bu olay baştan sona fıkra gibi bir olay gerçekten. Öncelikle. Tabii bu arada kameraman arkadaşımız da burada kulaklarını Mert arkadaşı, Mert Ergenç'in çok onun da bir başarısı bu. Evet, çekmeye devam ettiği için bu kadar da gündem oldu gerçekten. Ya fıkra gibi bir olay çünkü kadınlarla ilgili bir derneğin başkanı bir kere erkek. Başta burada başlıyor. Zaten sorun. Evet, dakikada sorun gol burada başlıyor. Evet. Sonra sanırım kadınlarla ilgili yani herhangi ne olursa olsun sorulabilecek şu an Türkiye'de ilk sırada gelen sorulardan bir tanesi kadına şiddettir. Kadına şiddetle doğru. ilgili soruyu sormak kadar doğal bir şey yok. Akabinde de hemen zaten İstanbul Sözleşmesi sorunu da karşımıza çıkıyor ki kadınlarla ilgili her özel günde en fazla dile getirilen konulardan bir tanesi de yine İstanbul Sözleşmesi. Bunun üzerine öncelikle hani ne soracaktı burada? Yani zeytinyağlı dolma nasıl sarılır diye mi soracak yani? Tabii ki bu soruyu soracak yani. Şöyle bir şey, basını buraya davet ediyorlarsa zaten özellikle de şube başkanı işte bu hanımefendi sonuçta her türlü soruya da açık olmaları gerekiyor. Ki sonuçta muhabirlere hangi haberde siz şunu sormalısınız gibi bir durum oluyor. Biz hepimiz kendimiz sorularımızı soruyoruz. Hanımefendi daha çok burada İşte eğlence kısmında kalmış gibi gözüküyor işin. Çünkü işte Eskişehirli kadınlar nasıl diye soruyor işte Meltem. İşte özgürler, işte eğleniyorlar vesaire. Biz de işte... Şimdi eğlenmek özgürlüktür, o doğru. Yani ona bir şey demiyorum da ama hepsi bu mu yani? Anlatmak istediği farklı bir şey. Sonra işte mesela ne yapacakları konusunda da işte şöyle kurslar yapacağız böyle. Yani daha çok böyle hep eğlence üzerine cevaplar veriyor. Sonrasında da kadına şiddet konusunda falan gibi şeyler herhalde, hiç siyasi bir şey olmamasına rağmen bunun altında. Yani kadına şiddet gayet doğal bir soru. Hanımefendi direkt duraksıyor zaten, cevap vermiyor ve ardından beyefendi geliyor ve proje derneği olduklarını söylüyor. İşte biz de günlerdir bu projenin ne olduğunu düşünüyoruz. Fıkra gibi demek de bence çok mantıklı. Zaten ülke gündeminde de yeterince tepki aldı. Çok büyüdü olay. Bence beyefendi sonra verdiği cevapları kendi izleyince de umarım pişman olmuştur. Çünkü hiçbir zaman kadınlarla ilgili bir derneğin başkanının erkek olmasını ben desteklemiyorum. Ve kadına sorulan bir soruda araya girip işte biz konuşamayız, tabii ki sorularınıza biz karışırız vesaire gibi basın mensuplarına bu şekilde saygısızca yaklaşımı da ben kabul etmiyorum. Bu derneğin de faaliyetlerini zaten sağlıklı bir şekilde yürüteceğini de bundan sonra düşünemiyorum. Yani bilemiyorum, nakış kursu falan açacaklar herhalde. Buyursunlar aslında. Yok, öyle açan kursları da kötülemeyelim bu arada. Ama burada kadına şiddet yani, gibi yani kadınlarla ilgili bir dernekte kadına şiddetle ilgili iki cümle söyleyemiyorsanız. Evet. İki cümle. Biz kadına şiddete karşıyız de bitsin yani. Bu bile bir cevap yani. Kesinlikle. Yani orada direkt duraksamaları yani evet sanki böyle... Evet ki sen soramazsın falan ne demek yani ya, sen gazeteciysin. İşte böyle derneklerde açıldıklarını hem basın aracılığıyla duyurmak isterler hem basın mensuplarına böyle davranırlar. Böyle yani, davranıyorlar. Trajikomik. Evet. Zaten uzaktan bakınca işkembeci açılışına benzettim. Buyurun. Vallahi yani az önce çok güzel bir kadın hakları ile ilgili Cumhuriyet'in kazanımlarını Atatürk'ün kadınlara hediye ettiği yani işin birazcık daha felsefi derinliğini anlatırken bir anda bu vallahi TikTok gibi bir şey oldu bu ya. Tabii. Yani vallahi, şey vardır hani hayvan barınağında sığır keserler falan. Onun gibi bir şey oldu yani. Şimdi böyle. Düşünün kurban olarak az önce ne söylüyorduk? Evet. Kadın hakları ile ilgili orada tamam belli ekranlardan da görürüz. Oradan bir tane kadının müdahale etmesi lazım yani konuya. Evet, sen, beyefendi siz ne diyorsunuz yani? Falan ben o tepkiyi bekledim. O da genel başkanı tabii. Hani, ya
O gelen misafirler, konuklar bilmez onun genel başkan olduğunu. Yok, bilse de yanlış bir durum varsa ortada dahil de olabilir. Çünkü burada kadınlara karşı yapılan bir sıkıntı. Veya bu şube başkanı belli ki bunlar adı üstünde, anladım, proje. Siz proje deyince bir de o kadar gazeteciymiş beyefendi, inanamıyorum ben şimdi. Biz proje izlediğin zaman iş öyle bir noktaya gider ki neyin projesi, evet, kimin projesi derler. Yani, düşünüyoruz ama zaten. Yani bu kadar falsolu bir cevabı bir gazeteci nasıl veriyor anlayamıyorum ben yani. Bunun altında tam yatan neden belli bir kadının tüketici grubuna hitaben belli projeler yapılır, tamam mı? Bunlar herkes bilir ama şu anda ekranlardan ben bunu söyleyemem. Bu ekonomik faaliyet, sosyal faaliyet adı altında, kermes adı altında bu proje başka bir siyasi organizasyonun altlığı hazırlanır, tamam mı? Bu böyledir. Valla altlığı bu olan siyasi organizasyonun vay haline Zafer Bey. Ama zaten bütün projeksiyonlara, partilere belli bir noktalarda bunlar planlanır. Bir üst akıldır. Altta bunların kurmacaları vardır. İşte bu da bedavaya reklamını yapmış oluyor bu şekilde, tamam mı? Bakın ilerleyen dönemde göreceksiniz hangi faaliyetlerin içerisinde hangi kollara girecek ve bunlar siyasi partilerin pazarlığa otururlar. Şuradan bir tane kontenjan, özellikle yerel seçimlere yönelik hazırlıkları olur. O yerel seçimlere yönelik hazırlıklarda da bizim işte şu kadar üyemiz var, sizi yani destekleriz. Yerel seçimde etkisi olur, olmaz da değil yani. Ben bunları çok yaşadım. Böyle bunlar şeydir, mobil hareket edecekler. Tabii. Mesela öyle siyasi partiler vardır. Kadınlar kolu falan yoktur. Telefon ederler. Aa, biz size 3 otobüs kadın göndeririz. Onu tabii, bilmiyordum ben. İyiymiş o. Ayıp olur, detaylarını söylemiyorum. Yani bir ara sizinle de konuşalım. Bu çok özel durumdur ve bu işin profesyoneli ticarete dökenler de vardır. Noktayı koyayım. Peki iyi saatte olsunlar diyelim o zaman, ne diyelim yani, bu evet, garip bir şey yani. Ya, yaşadık biz de. Şimdi iyi saatte olsunlar dedim, ne derler, cinlere falan mı derler? Üç harfli öyle. Üç harfliler, tamam o zaman üç harflilerden devam edelim. Demokrat Parti Odun Pazarı İlçe Başkanı Sayın Ural Çakır pazar günü bir toplantı yaptı. Ve şu meşhur üç harfliler konusuna değindi. Şimdi ben olayı tam olarak bilmiyordum, biraz önce yayına girmeden önce de öğrendim. Biliyorsunuz üç harfler diye zincir marketlere dendi ve pahalılığın sebebi olarak onlar gösterildi. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ın da bir tweet'i varmış. Üç harflerin sorunu Türkiye'de işte AKP ve RTE'dir demiş. O laftan yola çıkarak da Ural Çakır bir açıklama yapmış. Önce o açıklamayı dinleyelim, daha sonradan da gelelim şu üç harflere. Çarpılmadan bakalım yayını bitirebilecek miyiz? En büyük engel sevgisizliktir. Demokrat Parti olan pazar toplantısını gerçekleştirdi. Açıklamayı Demokrat Parti Odun Pazarı İlçe Başkanı Ural Çakır yaptı. Ural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili konuşarak en büyük engel sevgisizliktir dedi. Açıklamasına zincir marketler ve iktidar arasında geçen sorunlarla ilgili konuşarak devam eden Çakır, 3 harflilerin başı AK Parti'dir ifadelerini kullandı. İktidar ile 3 harfliler arasında kriz giderek büyüyor. İktidar gıda fiyatlarındaki artıştan üç harfli marketleri, marketler ise üretim, enerji ve nakliye maliyetleri yükseldiği için ürünlerin fiyatının arttığı, bu maliyetlerin yükselmesinin ise hükümet politikalarının sebep olduğunu söylüyor. Peki burada haklı kim? Son bir yıl içerisinde enerji, yakıt fiyatlarının aşırı artırılmasından dolayı tüm tüketim, üretim kalemlerine neredeyse 4 katı zam yapılmıştır. Bu marketlerin yönetim kurullarında parti kurucuları, iktidar partisinin üst düzey isimleri var. Madem bu marketler FETÖ'cü idi, yönetim kurullarında parti temsilcilerinin ne işi var? Evet, haberi duyduk. Üç harflilerden devam edelim. Şimdi gidiyorsunuz marketlere, yaygın marketlere, zincir marketlere. Bir mal alıyorsunuz, tabii ki pahalı alıyorsunuz çünkü her şey pahalı. Ama aynı malı mahalledeki bakkaldan almak isterseniz daha yüksek fiyat veriyorsunuz. Doğru. Aynı malı kooperatiflerden, tarım kredi kooperatiflerinden almaya kalkarsanız ya aynı ya da daha yüksek para veriyorsunuz. Bugün Karar Gazetesi manşetini ayırmış. Üstelik zarar ediyorlar.
O zarar da bir şekilde görev zararı olarak yıl sonunda Türk vatandaşına vergi olarak geri yansıyor. Yani netice itibariyle üç harfliler mi suçludur, cinler mi suçludur, inler mi suçludur bilmiyorum ama kimin suçlu olduğunu ben çıkartamıyorum. Zafer Bey sizden başlayalım. Eyvah. Yani şimdi üç harflerden girsek... Fazla girme çarpılırız sonra. Yok evet. Çarpılmaz. Ben okumuş bir adamım. Vesvese evet. Verirler onlar. Evet. Tamam mı? Onun dışında bir şey olmaz. Yani vesveseler insanları tamam, mahkum ederler. Tamam kalbimize vesvese vermesinler de tabii, ben vesveseyi markete girince görüyorum. Tabii yani. Orada etiketlerde evet. Görüyorsun işte. Bayağı bir yani, ruhum daralıyor yani. Evet. Sakın daralmasın. Evet. De ki üç harfler var burada. Bu etiketlere ondan, vesvese veriyorlar. Sonra bir anladım. Başka markete giriyorsun. Orada da onlara totalde vesvese veren topluluklar diyor. Bunlar zincirleme birbirlerine bağlı. O vesvese verenler bir anda bütün fiyatlar değişebiliyor. İşte o vesvese enflasyonuna neden oluyor. Yüksek enflasyon çıkmasının altında bu üç harflerin bizlere intikal ettiği algımızda vesveseler yatıyor. Onun için dün de açıklandı bu konudaki enflasyon. Yani öyle bir enflasyon real anlamda yok ama temeline baktığımız zaman özellikle ekonomik politikada seçimlerin kazanılmasında önemli bir şey olan bu zincir marketleri orta halli, orta direkt dediğimiz kesim gidiyordu burada. Yüksek evet. Gelir grupları daha marka marketlere gidiyordu. Gross market diyorlar artık. Mahalle bakkalı da öldü. Yani Allah rahmet eylesin. Ama onların yoğurt federal... Yoğurt almayı unuttuğun zaman gittiğin bir yer haline geldi mahalle bakkalı. Gazete alan da kalmadı. Veya paran... Mecbur kalırsak yani. Tabii. Veya paran olmadığı zaman şunu da defteri yazdır diye. Onların da federasyon başkanı da orada 30-40 seneden beri oturuyor. Maşallah. O da arada sırada böyle zam falan geldiği zaman aman ya ayıp olmasın işte bizim bakkal amcaları koruyalım falan. Bir iki demeç verin. Bunun temelinde yatan neden dev marketlerin sattığı her ürün. Ya A'dan Z'ye ayakkabı boyasından tavan boyasına, buzdolabından tutun lastiğine kadar. İlacına kadar. Şimdi sistem olarak bizim yani üretici ve lojistik destek hizmetleri, toptancı ve bunlara geldiğimiz zaman tüketici intikal edeceği zaman temel neden monopol bir piyasa var burada. Yani tekelci bir piyasa var. Bunlar üretim merkezlerinden yani fabrika kapatıp alıyorlar. Bir yıllık üretimlerini alıyorlar ve dolayısıyla sizin buradaki bir mağaza açsanız en fazla alacağınız 50 tane buzdolabı maksimum. Dolayısıyla aradaki fark doğal olarak ortaya çıkıyor. Onlar uzun vadeli alıyorlar, piyasayı düzenliyorlar. İşte bunlar bu monopol piyasalardan kim ne yapacak buradaki dert sadece bu değil. Ama üç harfler dediğimiz olayın içerisinde de onlar da şey oldu. Artık orada da lastik falan satılıyor, pompa satılıyor. Cep telefonu satılmaya başlandı. Ekran, tabii, televizyon tabii. Satılmaya başlandı. Patates satılıyor indirimli. Mesela o semtte bir pazar falan varsa o gün... Tabii şeyle, fiyatlar da düşüyor. Bir ya da iki kalemde hemen fiyat düşüyorlar. Hemen düşüyorlar. Aynen. Yani böyle hatta bir ara bir baktım boza bile devreye girmiş. İki kutu alana bir paket diyor bir şey. Boza hediye. Aa baktım. Leblebi de veriyorlar mı? Leblebi'yi bilmiyorum. Leblebi orada başka bir şey. Bazıları bozayı ben leblebiyle severim de o yüzden. Ama şimdi yeni moda, yeni çağdaş dünyada şey yapıyorlar. Fındık içi. Fındık içiyle. Fındık içi. Tabii fındık içi çok önemli. Onun için ya bu üç harfler falan işin şeyini çıkarttılar artık gerçek anlamda. En son Sayın Cumhurbaşkanımız onların doları varsa bizim Allah'ımız var demişti. Ondan sonra bir de üç harfler girince ben tamam dedim artık yani iyice uçtuk yani artık. Evet. Ya minel cinneti ve nas denir ya. Evet. Tamam mı? Onun için biz bunlardan uzak duralım. Üzerimize afiyet. Fiyatları sürekli yansıyor. Ya bizim yapımızı bozuyordu. Eskiden üç harflerle oluşan kenar mahalle hocaları vardı işte falan böyle üflerlerdi evet. Falan. Buralarına bakıyordum üçgen şeklinde benim kravatı bağlar. Cin bağlardı. Çıkartıcılar onlar evet. Onlar sopayla çıkartıyordular. Cinsel olarak da çıkarttıkları görülüyor. Evet. Sen biraz işi makaraya alıyorsun beni de ben farkındayım olayı. Onun için. Ama yani izahı olmayanın da mizahı olur yani şimdi. Hayır benim mizah zekam çalıştığı zaman normal kontrolden çıkıyorum. İşi 74'lerdeki gırgırıya gidiyor. O zaman sizi ben kontrolde tutayım. Son olarak sana da soralım. Yayını da bitirelim. Vakit geldi çünkü. Evet o yüzden kısaca konuşayım. Şimdi yani biz şöyle biliyoruz bu ticaret olayını. İşte bir ürün vardır. Bunun biçilen bir fiyat vardır. Ona belli oranda kar yaparlar. İşte sonra da satarlar vesaire. Şu anda ben
bu kar noktasında kimin samimi olduğunu anlayamıyorum. Yani hani şimdi enflasyonda böyle dalgalanmalar olduğu zaman işte fiyatlar bir anda arttı vesaire, işte insanlar tüketim şekillerini değiştirdiler, daha çok böyle stokluyorlar işte ucuza bulduklarında vesaire. Ama şunu, şu olayı anlayamıyorum. Aynı ürün, aynı marka, 3 markette bambaşka fiyat. Bir doğru, de fiyatlar doğru. arasında uçurum doğru. farkları olanlar doğru. da var. İki ihtimal var burada. Ya kar marjları farklıdır ya da satın aldıkları zaman farklıdır. Birisi toptan ucuz ya almış olabilir. Eskiden şimdi A markette, şimdi özellikle bu 3 harfli marketlerde daha uygunu bulduğumuz ürünü bazı işte daha üst segmentteki bir markette 2-3 liraya, işte daha az farkla daha pahalıya bulabiliyorduk. Ama şu anda o fiyatlar uçurum şekilde. Bu noktada da vatandaşa, eğer yani vatandaş zararlı çıksın diye ne olsa her şekilde alıyorlar vesaire gibi böyle bir galeyana getiriyorlar ve art niyetli düşünüyorlarsa bu noktada da ben onları kınıyorum gerçekten. Çünkü insanlar şu anda böyle geçim derdiyle boğuşur vaziyetteler. Nasıl daha böyle ceplerinden az para çıkacak, bunun derdindeler. İşte ucuz bulduklarında stokluyorlar vesaire evet. gibi. Burada vatandaşın bu duygularını kullanıyorlarsa inşallah onlardan da zararlı bir şekilde çıkıyorlar. İnşallah çıkarlar. Ben bir esas nedenini söyleyeyim. Bütün bunların temel nedeni enflasyon. Bu kadar. Çünkü bunun ticari anlamda da enflasyon muhasebesine geçemedik. Esas temel sıkıntı bu. Enflasyon ve enflasyon evet. muhasebesi. Daha bu kadar çok saçmalığın yazarız. Arasında tek bir doğru gerçek var. Bunun evet. sebebi enflasyondur. Enflasyon. Cinler değildir, periler evet. de değildir yani. Bu kadar basit yani. Peki çok teşekkür ederim. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Yazı İşleri programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.